Herkese merhaba değerli dostlar. Aselsan'la ilgili tekrar bir güncelleme yapalım. Şirket hisseleriyle ilgili geçtiğimiz hafta yaptığımız analizde şirket hisselerinin son bir aylık dönemde Deutsche Bank'ın 5 milyon lot aldığından ve Citi'nin elindeki bulunan büyük lot miktarına rağmen çok sembolik bir satış yaptığından bahsetmiştik. Şirket hisseleriyle ilgili teknik olarak incelediğimizde ise 16.50 bölgesinde hissenin daha da güçleneceğinden bahsetmiştik. Bilakis de bu bölgenin üzerine geçtikten sonra şu an sert bir yükseliş oldu. Bizim tahmin ettiğimiz ilk direnç bölgesi yaklaşık 18-20 bölgesiydi. 18-20 bölgesinde şirket hisseleriyle ilgili burada oluşan ikili tepeden dolayı bir kar satışı gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Yalnız Deutsche Bank'ın alımları o kadar sert ki hisse şu an bir sonraki hani analizin daha henüz yapmamıştık, güncelleme yaparız demiştik. 19-11 bölgesine kadar uzanmış bulunuyor şu anda. Şirket hisseleriyle ilgili Citibank'ın herhangi bir şu an ciddi pozisyon değiştirdiği ile ilgili herhangi bir veri yok. Tabii son 2 günlük takasları göremediğimiz için tam olarak bunu net olarak 2 gün sonra görebiliriz. Deutsche Bank bu yükseliş bölümünde bahsettiğimiz 5 milyon lotun üzerine 13 milyon lot daha alarak 18 milyon lota çıkarttı. Yani sermaye arttırımından sonra şirketin tekrar alınım tarafına yöneldiğinden ve uzun vade pozisyon açtığından bahsedebiliriz. Deutsche Bank çünkü biliyorsunuz işlemlerinde genellikle uzun vadecidir. Citibank birazcık daha kısa vadecidir. Aselsan'ın son dönemdeki bu trend değişikliğinin sebebi muhtemelen hem dolar kurundaki artış, şirketin çünkü 10 milyar dolara yakın bir iş şu an sipariş hacmi var ve şu anda üzerine eklenmeye devam ediyor. Bu vesileyle şirket bu işleri gerçekleştirdiği süre zarfında dolardaki artıştan da ciddi miktarda kar sağlıyor. Kur geliri var şirketin. Robotlar bugün neden çok güzel çalıştı? Burada gördüğümüz 19-11 hafif direnci vardı. Bu dirence 3. defa yaklaştı diyebiliriz. Çünkü bu bölge burada 1, burada 2. Burası zayıf tabii. Burası hacimli. İkinci defa ya da 3. defa deniyor diyorlar. Burayı saymayalım. Daha doğru olur. Daha mantıklı olur. Çünkü hacimli olan 2 dik burası. Buradan ikili tepeyi aşması ihtimal dahilinde. Çünkü Deutsche Bank'ın çok sert alımları var şu anda. Şu anda da son birkaç günde. Bu bölgeyi aşarsa eğer, şöyle grafiğimizi birazcık genişletelim. Yeni direnç bölgemiz 20'li seviyeler. Yani bu 20 seviyesinin üzerinde şirketin kalıcı olup olmayacağını artık yavaş yavaş Citi karar vermeye başlayacak. Çünkü Citi'nin şimdiye kadar Doğuş'un alımlarının hep üzerinde olduğu alımları. Bunun üzerine çıkmasını istemeyecektir. Şu an yaklaşık 92 milyondu galiba. 92 milyon civarında lot var elinde. Doğuş'un Citi'nin elinde de 115 milyon, 117 milyon civarında lot var. Ana ortakların yaptığı işlemlerde genellikle maksimum derecede etkilendiği için hissemiz onların yaptığı, açtığı pozisyonları, kapattığı pozisyonları takip etmek hissede bulunan hissedarlar için bence önemli. Bunun takibinde şu an yapıyoruz. Bu hissede geçtiğimiz hafta gerçekleşen işlemlerle ilgili bu hacim artışının devamlılığına ve sonrasında hissede bunun daha yukarılara taşınma ihtimalini tekrar değerlendireceğiz. Gene sualleriniz olursa bana yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.